Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine yaş problemlerinin ikinci testiyle devam ediyoruz. 6 yaşındaki Cem annesinin yaşına geldiğinde annesi 70 yaşında olacaktır. Buna göre annesinin şimdiki yaşı kaçtır? Bakın şöyle Cem diyelim, bir de annesi diyelim. Şimdi arkadaşlar şunun yaşına geldiğinde tarzı sorularında dediğim gibi yaparsanız daha rahat edersiniz. Özellikle şimdi bu soru tiplerinin çok daha zorluları oluyor arkadaşlar. O yüzden şimdiden bir antrenman olsun. İkisinin yaşlarının farkına ne diyeceksiniz? K diyeceksiniz. Mesela Cem X olduğu zaman annesine de X artı K diyeceksin. Haliyle ikisinin yaşlar farkı ne olmuş oluyor? K oluyor arkadaşlar. Bu şekilde başlarsak daha iyi olacak. 6 yaşındaki Cem diyor ya. O zaman Cem'in zaten yaşı belli burada. Cem'in yaşı belli. 6. O zaman annesine de 6 artı K diyeceksin. Yaşları farkı yine K olacak. Annesinin yaşına geldiğinde annesi ne olacakmış arkadaşlar? Annesinin yaşına geldiği zaman yani 6 artı K olduğu zaman ne kadar yıl geçiyor? K yıl geçmiş oluyor. Annesi de K yıl sonra ne kadar olacak? 6 artı 2K olacak. Annesi 70 yaşında olmuş oluyormuş yani. Bu 70'e eşitmiş. 6 artı 2K eşittir 70. 2K buradan 64. K da buradan 32 mi gelmiş oluyor arkadaşlar? Annesinin şimdiki yaşını soruyor. Annesi 6 artı K'ydı. 32 artı 6'dan 38 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 2'ye. Faruk ve Ayhan'ın bugünkü yaşları toplamı 89'dur. Faruk ve Ayhan. Tamam. Bakın yine bugünkü yaşına geldiğinde, o onun yaşına geldiğinde tarzda sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Ayhan Faruk'un bugünkü yaşına geldiğinde diyor. O zaman kim büyük? Faruk büyük. O yüzden arkadaşlar Ayhan'a x diyecek olursam Faruk'a da x artı k diyeceğim ben. Tamam mı? Yaşları farkı k olsun diye. Bugünkü yaşları toplamı 89'muş. O zaman ben bunların yaşlarını topladığım zaman arkadaşlar ne olacak? 2x artı k 89 olacakmış. Tamam. Ayhan Faruk'un bugünkü yaşına geldiğinde yani bu x artı k'ya geldiğinde arkadaşlar ne kadar yıl geçmiş oluyor? K yıl geçmiş oluyor. Bu da k yıl sonra x artı 2K olacak arkadaşlar. Yaşları toplamı da ne olacakmış? Bakın 2X artı 3K. 2X artı 3K da buradan 127 olacakmış. Buradan ne yapalım arkadaşlar? Eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. X'ler birbirini götürsün. 2K buradan 38. K da buradan 19 gelecek. Bizden ne istiyordu? Yaşları farkı. Yaşları farkı da biz zaten K demiştik arkadaşlar. K'yı da 19 olarak bulduk. Tamam. Geldik 3'e. Özge ile Tuğba'nın bugünkü yaşları toplamı yaşları farkının 7 katına eşittir diyor. Ben şöyle diyelim ki Özge bir de Tuğba. Evet. Tuğba Özge'nin bugünkü yaşına geldiğinde diyor arkadaşlar. Tuğba Özge'nin bugünkü yaşına geldiğinde. O zaman arkadaşlar Özge daha büyük. O yüzden yaşları farkını ne diyelim biz? K diyelim. Tamam mı? Yaşları farkına K diyelim. Bu şekilde kuralım arkadaşlar. Şimdi şöyle Özge ile Tuğba'nın bugünkü yaşları toplamı diyor ya. Bugünkü yaşlarını toplayalım. Ne olacak arkadaşlar? 2x artı k olacak. Yaşları farkının 7 katına eşittir. Bunların yaşları farkı k değil mi? Bunun 7 katına eşitse 2x buradan 6k gelecek. X de buradan 3k gelmiş olacak arkadaşlar. Hemen bunları yerine yazacak olursak x yerine 3k yazacak olursam ben bakın 3k yazıyorum. 3k artı K'dan burası da ne oldu arkadaşlar? 4K oldu. Bakın burası da 4K olmuş oldu. Tamam. Şimdi Tuğba Özge'nin bugünkü yaşına geldiğinde yani bu 4K olduğunda K yıl artmış oluyor. Bu da K yıl artarsa bu da ne olacak? 5K olacak arkadaşlar. Yaşları toplamı hangisi olabilir? 5K, 4K daha 9K olacak arkadaşlar. Demek ki 9'un katı olabilir. Bu da sadece C şıkkında var. Geldik 4'e. Fatih Murat'tan 15 yaş büyüktür diyor. Hemen şuraya Fatih diyelim. Şuraya da Murat diyelim arkadaşlar. Fatih Murat'tan 15 yaş büyük olacaksa bu şekilde yazabilirim. Fatih Murat'ın bugünkü yaşına geldiğinde yani Fatih Murat'tan Murat Fatih'in bugünkü yaşına geldiğinde özür diliyorum. Murat Fatih'in bugünkü yaşına geldiğinde x artı 15 olacak. Yani 15 yıl geçmiş olacak. Bu da 15 yıl sonra ne olacak arkadaşlar? X artı 30 olmuş olacak. Fatih'in yaşı 55 olduğuna göre yani x artı 30 eşittir 55 olacakmış. X de buradan 25 olur.
Bizden ne istiyordu? Murat'ın bugünkü yaşı. Murat'ın bugünkü yaşına x demiştik. X'i de 25 olarak bulduk. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 5. soruya. Buğra'nın bugünkü yaşının Aleyna'nın bugünkü yaşına oranı 3 bölü 4'tür. Hemen diyelim şuraya. Buğra. Şuraya da Aleyna diyelim. Tamam. Buğra'nın bugünkü yaşının Aleyna'nın bugünkü yaşına oranı 3 bölü 4 ya. Demek ki Buğra'ya ben 3K dediğim zaman Aleyna'da ne olacak? 4K olacak. Buğra 3 yıl geç, Aleyna 6 yıl erken doğsaydı. Şimdi Buğra 3 yıl geç doğsaydı o zaman yaşı 3 yaş daha küçük olacaktı değil mi? Aleyna 6 yıl erken doğsaydı bugünkü yaşına göre 6 yıl daha büyük olacaktı. Buğra'nın yaşının şunun Aleyna'nın yaşına oranı 1 bölü 2 olacakmış arkadaşlar. Yani 3K eksi 3 bölü 4K artı 6 eşittir 1 bölü 2 olacak. İçler dışlar çarpımı yapalım. 6K eksi 6 eşittir 4K artı 6. 2K buradan 12. K da buradan 6 gelecek. Bizden ne istiyordu? Aleyna'nın bugünkü yaşı. Aleyna'nın bugünkü yaşı 4K'ydı arkadaşlar. 4 çarpı 6'dan da 24 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6'ya. Çağla Hanım'ın Ali isminde bir oğlu, Emine ve Esra isminde iki kızları var, ikiz kızları vardır. İkiz kızları. Tamam. Şimdi ne diyelim? Şöyle Çağla, Ali, Emine ve Esra. Tamam. Şuraya kadar hallettik. Çağla Hanım'ın 3 çocuğu ile ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir. Bakalım. İlkokulda Ali 1 yıl, Emine ise 2 yıl sınıf tekrarı yapmıştır. Diğer yıllarda ise sınıf tekrarı yapmamışlardır. Anlaştık. Hiç sınıf tekrarı yapmayan Esra 11. sınıftayken Ali ile Emine 9. sınıftaydı. Şimdi sınıf tekrarı yapmayan Esra 11. sınıftayken, değil mi? Emine ile Ali 9. sınıftaydı diyor arkadaşlar. Bunlar 9. sınıftaydı. Şimdi normal şartlar altında bir bakalım arkadaşlar. Şimdi Emine ile Esra ikiz değil mi? Evet. Şimdi Emine zaten iki kere sınıf tekrarı yaptığından sınıf tekrarı yapmasaydı eğer ne olacaktı? 11. sınıf olacaktı. Esra zaten sınıf tekrarı yapmadığı için 11. sınıf. Ali bir kere sınıf tekrarı yaptığı için normal şartlar altında 10. sınıfta olacaktı. Değil mi? Evet. Haliyle arkadaşlar bunların biz Esra'nın yaşına ne diyelim? Biz x diyelim. O zaman Emine zaten ikiz olacağı için x. Bakın Ali bir sınıf küçük olduğundan dolayı yaşları demek ki bir tane küçük. Tamam. Şurayı da hallettik. Ali, Emine ve Esra'nın 2020 yılındaki yaşları toplamı 50'dir. Şu da arkadaşlar ne olsun? En son yazdığım 2020 yılı olmuş olsun. Buradaki yaşlarını toplayacak olursam ben ne olacakmış? 50 olacakmış. Buradan 3x eksi 1 eşittir 50. 3x buradan 51. X de buradan 17 gelecek. Bizden ne istiyor? Ali ilkokula hangi yıl başlamıştır? İlkokula başlama yaşı da neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Şimdi biz Ali'nin yaşını bulduk mu? X eksi 1. Yani 17 eksi 1'den 16. Şimdi Ali'yi ilkokula başlatalım. 7 yaşına kadar geri gidelim. 16 eksi 7'den ne olacak? 9 yaş geri gideceğiz. 9 yaş geri. Şimdi arkadaşlar 2020 yılındaydık bugün. 9 sene geri gidersek ne olacak? 2011 olmuş olacak. Tamam mı? 2011'de başlamış. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 7'ye. Yaş ortalaması 16 olan 25 kişilik bir grubun kaç yıl sonra yaş ortalaması 20 olur? 4 yıl sonra arkadaşlar. Bu değişmez yani bu kişi sayısı. Kaç kişi olursa olsun hepsinin yaşları aynı oranda artacağından dolayı ortalama ne olacak arkadaşlar? 4 yıl geçtiği zaman 20 olur. Tamam mı? Şöyle bakın bunu da ispatını yapalım. Yaş ortalaması 16 olan 25 kişi diyor ya. O zaman bunun yaşları toplamı ne olacak arkadaşlar? 25 çarpı 16'dan 400 olacak. Toplam 25 kişinin yaşları toplamı 400 olacak. Bir grubun diyor kaç yıl sonra? Şimdi yaş ortalaması 20 olacak. Şimdi arkadaşlar 400 yaşı var zaten, değil mi? Şimdi x yıl sonra diyelim. Şimdi her biri bu 25 kişi ya x yıl sonra ne olacak? Her biri x, 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 x. Bu 25 kişi olduğundan dolayı 25x artacak. Ortalamadan bahsediyorum ben. Ortalama arkadaşlar yine ne olacak? 25 kişi. Bunların ortalaması 20 olsun diyor. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 400 artı 25x eşittir 500. 25x eşittir 100.
X de buradan yine 4 gelmiş oluyor. Tamam. Geldik 8'e. M büyüktür 1 olmak üzere bugünkü yaşları toplamı 160 olan bir ailenin M yıl sonraki yaş ortalaması M, M yıl önceki yaş ortalamasının 4 katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar kaç kişi olsun? Diyelim ki X kişi olsun. Şimdi bugünkü yaşları toplamı 160 değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar M yıl sonraki yaşları. Şimdi her bir kişi için M yıl, M. Buradaki arkadaşlar X kişi olduğundan dolayı, değil mi? X kişi olduğundan dolayı ne olacak? M yıl sonra M çarpı X kadar olmuş olacak. Evet. Şimdi bu yaşların ortalamasından bahsediyoruz. O zaman kişi sayısına benim bölmem lazım. X kişi vardı. M yıl önceki yaş ortalaması da ne olacak? Şimdi 160 ya. M yıl önceki yaş ortalaması da 160 eksi mx olur. Bölü x olacak tabii ki. Bunun ne olacakmış arkadaşlar? 4 katı olacakmış. 4 katı olacakmış. Tamam. Buradan x'ler birbirini götürür. 160 artı mx eşittir. 4 çarpı 160 çarpmıyorum bunları. Eksi 4 mx gelecek. Buradan 5 tane mx eşittir. 3 tane 160 olacak. Bunları sadeleştirdiğim zaman 32 mx eşittir. 32, 32 çarpı 3'ten 96 gelecek. Kişi sayısı en çok kaçtır? Kişi sayısı x'ti. Ben x'i burada maksimum yapmaya çalışacağım. X'i maksimum seçmem için m'yi en küçük tutmam lazım. M'nin de ben burada birden büyük olduğunu biliyorum. M'ye o zaman en az ne diyeyim? 2 diyeyim. O zaman x de ne olacak arkadaşlar? 48 olmuş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 9'a. İsmail ile Beren şimdiki yaşları toplamı 19'dur. Hemen yazalım. İsmail bir de Beren varmış. Beren, İsmail Beren'in yaşındayken Beren'in doğmasına daha bir yıl vardı. Demek ki arkadaşlar yaşları farkı K'dan gideceğiz değil mi? İsmail burada daha büyük. O yüzden X artı K'ya X diyelim. Yaşları farkı K olmuş oldu. İsmail ile Beren'in şimdiki yaşları toplamı 19 diyor ya. İkisini toplayacak olursan 2X artı K eşittir 19 olacak arkadaşlar. İsmail Beren'in yaşındayken yani X yaşındayken ne olacak? Bu K yıl önce. Beren de K yıl önce ne kadar olacaktı arkadaşlar? X eksi K yaşında olacaktı. Beren'in doğmasına bir yıl vardı ya. Demek ki bu X eksi K'nın eksi bir olması lazım. Tamam. Buradan da arkadaşlar biz ne yapalım? X dediğim burada K artı K eksi 1 olacak. K eksi 1 olacak. Bunu da getirip şurada yerine yazacak olursam 2 ile çarparsam 2K eksi 2 artı K eşittir 19. 3K buradan 21. K da buradan 7 gelecek. K 7 ise X de buradan 6 gelecek arkadaşlar. İsmail'in şimdiki yaşı X artı K idi. 7 artı 6'dan 13 gelecek. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 10. soruya. Asya M yılında, Aras N yılında doğmuştur. Asya ve Aras diyelim arkadaşlar. Şimdi bu M yılında, bu da N yılında doğmuş. 2024 yılında Asya'nın yaşı. Bak bu yaşı, bu yaşında falan değil. Ha. M yıl burada. Burada bizden yaş soruyor arkadaşlar. Şimdi bu ne olacak? 2024 yılında diyor ya. Yaşını ben nasıl bulurum? 2024'ten M'yi çıkartırım arkadaşlar. 2024 eksi M olarak bulurum. Bunun yaşı da 2024 eksi M olsun. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar 2024 yılında Asya'nın yaşı. Bakın şu. Aras'ın yaşı da şu. Asya'nın yaşı Aras'ın yaşının 3 katı olacakmış. Yani 2024 eksi M eşittir. 2024 eksi N'nin değil mi? Şu neydi arkadaşlar? Onu düzeltelim. Ne olacakmış? 3 katı olacakmış. Buradan 2024 eksi M eşittir. 3 tane 2024 eksi 3N gelecek. Buradan 3N eksi M eşittir. 2024'ü karşı tarafa atarsam 2 tane 2024 olacak. 3N eksi M de çarparsam 4048 gelmiş olacak arkadaşlar. Bakın bu da E şıkkımızda mevcut. Gelelim 11. soruya. Bir babanın yaşı K tane çocuğunun yaşları toplamından 32 fazladır. Baba var. Bir de ne var arkadaşlar? K çocuk. Tamam. K çocuğunun yaşları toplamı x ise babanın yaşı 32 fazla olacağına göre x artı 32 olacak. 2 yıl önce babanın yaşı
x artı 30 olur. Bununki arkadaşlar 2 yıl önce bak bir tane çocuk olmuş olsa, bir tane çocuk olmuş olsa ne olacaktı? X eksi 2 olacak. İki tane çocuk olsa x eksi 4 olacaktı. Yani ne yapıyorum arkadaşlar? Çocuk sayısıyla bu 2'yi çarpıyorum. K tane çocuk olduğundan dolayı x eksi 2K olmuş olacak değil mi? 2 yıl önce. O zaman arkadaşlar ne diyor? 2 yıl önce babanın yaşı yani şu çocukların yaşları toplamının 4 katından 10 eksiktir. Yani bundan 4 katından 10 eksikmiş. Buradan x'i bulalım arkadaşlar. X artı 30 eşittir. 4x eksi 8k eksi 10 olmuş olacak. Buradan da 3x eşittir. 8k artı 40 geldi. Böyle bir denklem bulduk. Bizden de zaten babanın bugünkü yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyordu. Şimdi tabii deneme sorusu olduğu için E şıkkından başlayacağız ama ben size nasıl denediğimizi göstermek adına A şıkkından başlayarak yapayım. Şimdi babanın yaşı ne olsun arkadaşlar? Bugünkü yaşı 52 olsa, bak 52 olsa o zaman x buradan 20 olması lazım. X yerine 20 yazarsam burası 60 olur. 8k artı 40, bak 8k artı 40 eşittir 60. Buradan 8k 20 geliyor. K tam sayı olarak gelmiyor arkadaşlar. Değil mi? O yüzden bakın bu olamaz. Bak bu şekilde deneyeceksiniz. Bu şekilde deneyeceksiniz. Şimdi E'ye bakalım arkadaşlar. Babanın yaşı 72 olsa bak X'in buradan ne olması lazım? 40 olması lazım. Değil mi? 40 artı 32'den 72 gelecek. X yerine ben 40 yazarsam bak 8K artı 40 eşittir. 40 yazarsam 120 gelecek. 8K buradan 80 gelecek. Bak K'da 10 gelecek. Tam sayı geldi arkadaşlar. O yüzden bakın E şıkkı oldu. Tamam. Geldik 12'ye. Dede X yılında Ömer'e şöyle bir dede diyelim. Bu da ne olsun? Ömer. X yılında Ömer'e diyor. Şu X yılı olsun arkadaşlar. Dedenin yaşı A olsun. Ömer'in yaşı da ne olsun? B olsun. Ben senin yaşındayken yani B yaşındayken o zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın daha erken bir zamana gidiyoruz ya. A eksi B yıl önce. O zaman arkadaşlar bu da A eksi B yıl önce olacaksa ne olacak arkadaşlar? Bakın B'den A eksi B yıl önceye gideceğim. Buradan eksiyi dağıttığım zaman B eksi A artı B'den 2B eksi A gelecek. Değil mi? 2B eksi A gelecek. Bakın şuraya ne yazacağız? 2B eksi A yazacağız. Aman donma. Evet. Tamam. Ben senin yaşındayken sene 1954 diyor. Yani bu konuşma geçmiş. Sene ne olmuş arkadaşlar? Bakın 1954 olmuş. Sen benim yaşıma geldiğinde bakın sen benim yaşıma geldiğinde yani Ömer ne olacak arkadaşlar? A yaşına geldiğinde, dedesinin yaşına geldiğinde o zaman ne kadar bir zaman geçmiş olacak? A eksi B yıl geçmiş olacak. Buna da A eksi B yıl geçecek olursa ne olacak? A'ya A eksi B yıl ekleyecek olursam 2A eksi B olacak değil mi? Bakın A'ya A eksi B'yi ekledim. 2A eksi B yıl olmuş oldu. Tamam. Bunu da hallettik. Senede ne olacakmış arkadaşlar? 2020 olacakmış. Evet. Şimdi demek ki arkadaşlar 1954'ten 2020'ye kaç sene var? 66 yıl var. Demek ki bu B'den 2A eksi B arasındaki fark da ne olacak? Yani ben 2A eksi B'den B'yi çıkaracağım ve 66 bulacağım. Değil mi? Buradan 2A eksi 2B eşittir 66. Buradan A eksi B de 33 olmuş olacak. Yani A eşittir B artı 33 olmuş olacak. Hemen burada arkadaşlar A'yı bulduk ya B artı 33. Hemen B artı 33 yazalım buraya. Tamam. Şimdi olay zaten bitti. Nasıl bitti? Şimdi arkadaşlar bak bu B ile B artı 33 arasında kaç yıl fark var? 33 yıl var, değil mi? Yani ben 1954'e 33 eklediğim zaman x yılı bulmuş olurum. 1954'e 33 eklersem x yılını bulmuş olurum. 7, 8, 1987. Demek ki x neymiş? 1987'ymiş. Doğru cevabımız B şıkkı. Bence güzel soruydu ya. Buna bir yıldız atalım ya.
Ve gelelim 13. ve son sorumuza. Ali, Eren ve Şahin adındaki 3 kardeş. Ali, Eren ve ne var arkadaşlar? Şahin var. Tamam. Aile fotoğrafı albümünde buldukları ve üçünün birlikte olduğu farklı yılların aynı tarihlerinde çekilmiş iki fotoğraf incelemektedirler. Bakalım. Birinci fotoğrafta hemen yazalım. Birinci foto. Ali'nin yaşının Eren'in yaşına oranı, Şahin'in yaşının Ali'nin yaşına oranı eşit ve 2'dir. Şimdi Ali'nin yaşının Eren'in yaşına oranı 2 olacakmış. O zaman Ali 2x ise Eren x olacak. Şahin'in yaşının Ali'nin yaşına oranı da 2 olacağına göre Şahin'in 4x olsun ki 4x'i 2x'e böldüğüm zaman 2 olsun. Değil mi? Tamam. İkinci fotoğrafta, şimdi ikinci fotoya gelelim arkadaşlar. Eren 9 yaşında. Bu Eren 9 yaşındaymış. Ali Şahin'in birinci fotoğraftaki yaşına ulaşmıştır. Ali de bakın Şahin'in birinci fotoğraftaki yaşına ulaşmıştır. Yani Şahin'in birinci fotoğraftaki yaşı ne? 4x. Ali de 4x yaşına gelmiş. Kaç yıl geçmiş buradan? 2x yıl. 2x yıl sonra arkadaşlar bu da 6x yaşında olmaz mı? Evet. Tabi bu da 2x geçmesi lazım. 2x'e x eklersem bu normalde 9'un 3x olması lazım. X de buradan ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Haliyle arkadaşlar 2x yıl geçmesi gerekiyordu ya. Aslında x yerine burada 3 yazarsam 6 yıl geçmesi gerekiyor. Tamam. Birinci fotoğraf 2010 yılında çekildiğine göre bu neymiş? 2010'muş. İkinci fotoğraf da 6 yıl sonra çekiliyor zaten arkadaşlar. 2016 olmuş oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.